Bolvit Arı Yem Katkıları Yalçın Sezer'le Köyde Arıcılık programını sunar. Arkadaşımız dertli. Bu dertlerimizi birlikte konuşup harmanlayacağız ve sorunları ortadan kaldırmak adına girişimlerde bulunacağız. Çok bilinçli bir arıcı kitlesi var etrafımda şu anda. Başkanımız Yusuf Öcal. İsterseniz Yusuf Başkanım sizden başlayalım. Daha sonra da arıcı arkadaşlarımızla teker teker konuşuruz. Çok sıkıntılı bir sezondayız. İsmim Yusuf Öcal. Van İpek Yolu Bal Üreticileri Birliği Başkanıyım. Bunu Yalçın Başkanımızı ağırlamaktayız. Hoş geldiniz Yalçın Başkanım. Hoş bulduk. Size programımıza hoş geldiniz. Biz birlikte arıcılarımızı ziyarete çıkmışız. Arıcılarımızın dertleri, sorunları, sıkıntıları çoktur. İnşallah bu sıkıntıları hocamız da dinledikten sonra çözülebilecek bir durumda geliriz inşallah. İnşallah. Başkanım sen yürüyün mü? Çivi mi dedin? Çivi dedin sanki. Bilmedi başkanım. Bunlar bilmez başkanım. Bir bölme. Size ayıp. Bu ne? 3-4-5 var. Tam saldırlandı buna ne yan? Nasıl başkan sen aracısın biliyorsun. Ben Engin Işık, ziraat mühendisiyim, zooteknistim. İpek Yolu Bal Üreticileri Birliği'nde danışman olarak çalışmaktayım. Arkadaşın bahsettiği konu çok önemli bir konu aslında. Şimdi Avrupa ülkelerinde örgütlemenin önü açılıyor. Örgüt daha da güçlensin, daha da bir kaptansın. Tarıma, üretime destek versin. Bu anlamda işlevsizleştirme yerine daha da bir güçleniyor. Ama ülkemizde ki ne yazık ki sürekli güçlenen örgütler belli bir süre sonra pasivize, işlevsizleştirme noktasında kararlar alınıyor. Yanlış politikalar izleniyor. Arkadaşlar keza tam da bizim de belki de değinmek istediğimiz noktaya değindi. Şu anda arıcılarda ister üye ol, ister üye olma destekleme hakkına sahiptir. Bu tarz yanlışlarda bir an önce ilgili kurum ve kuruluşların dönmesi, Türkiye'deki her anlamda odalar, birlikler, vakıflar ya da diğer kurum ve kuruluşların güçlenmesi, böylelikle her anlamda ilerleyebileceğimiz, üretimse üretimi artırabileceğimiz modellerin geliştirmesi gerektiğine inanan biriyim ben de. Ben çok doğru bir tespit bu. Böylesi bilinçli bir kitle beklemiyordum açıkçası Yusuf Bey. Yani her bir üreticiniz gerçekten çok önemli bilgileri aktarıyor. Şunun müjdesini verebilirim Sayın Danışmanım ve ayrıca arkadaşım. Türkiye'de herhangi bir örgüt, bir sivil toplum örgütü, fark etmez balcı olsun, arıcı olsun, hangi dernek olursa olsun, üyesinden aidat almadığı müddetçe ayakta durması mümkün değil. Nereden gelecek bu değirmenin suyu? Dolayısıyla
birlik üyeliği olmadan destekleme almak gibi bir lütuf, birliğin bacaklarını kesmek gibi bir şeydir. Yürümesini engellemektir. Ayakta duramamasın demektir. Bizim bu konuyla ilgili Tarım Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle bir konuştuğumuz var. Ve bu yakın zamanda örgütlenmenin uygun şekilde yapılması açısından. Şimdi üye birliğe üyeliğini yaptırmış ama üye ezilmemeli. Yani şimdi yanlış bir algı var. Üye diyor ki birlik bana ne verecek? Şimdi öte taraftan birliğin yöneticileri de şöyle bakıyorlar olaya. Cebimizdeki paraları üyelere dağıtacak halimiz yok. Dolayısıyla üyenin de aidatın dışında bu birliklere sahip olması lazım. Burada çok güzel bu birliktelik var. Onu görüyorum ben. Dolayısıyla bu karşılıklı anlayışla çözülebilecek bir şey. İlgili birimlere, bizim makamlara söyledim. Yakında değiştirilecek bu sıkıntı. Değişecek. Değişmek zorunda. Aksi takdirde bizim bir araya gelip ortak çalışmalar yapmamız mümkün değil. Ama bu sorunu da dile getirmek almışlar bir araya gelip daha güzel bir şeyler ortaya koyabilmektir. Bir elin, dediğiniz gibi bir an önce düzelir. Bir elin sesi yok, iki elin sesi var. Aynen gibi. Yani zaten örgütlemede amaç odur. Aynen. Başkan bu şekilde bir de bir şey mesela birliğe ve olmayan üreticiler de mağdur oluyorlar. Adam mesela dem destekleme süre içerisinde süresi çıkıyor, adamın haberi olmuyor. Ondan sonra destek süre bir ay falan tüm desteği bittikten sonra da kendisi mağdur oluyor. Mağduru diye de hiçbir çeşit giderilemiyor. Adam diyor süresi bitmiş, süre bittikten sonra bu da ortada kalıyor. Ondan sonra mesela dediğiniz gibi bir aidat, mesela bildiğin bir aidat da yok. Hangi birliklerden yaklaşık bir kaynak yok. Kesinlikle. Sadece izah ettiğiniz gibi de bildiğin bir kaynağı tek bir arıcının aidatıdır. Evet. Yani yıllık aidatıdır. Bu yıllık aidat ucuz bir bölgesinin örgütlenmesi diğer bölgelere göre çok daha güçlü. Biz görüyoruz yani. O anlamda Yusuf Bey size de teşekkür ederiz. Burayı çok güzel organize ediyorsunuz. İsterseniz başka ben bir şey konuya girmek istiyorum. Bu Tutsi'de, Holigan'da o bitkileri bir gösterseniz de bize, izleyenlerimiz de görsünler. İleride mi onlar? Yukarıda da var, yukarıda da var. Tamam hadi oraya gidelim. Hadi oraya gidelim. Özelliği var arıcılar için. Nektarı bol bir bitkidir. Nektarı bol için arıcılar için önemli bir bal kaynağı. Bölgede de tabii dönemleri biçimleri yapılsa da önemli bir kaynak. Kaç kere biçiliyor? Bu tabii Van merkezde ilçeler arasında farklılık var. Van merkezde 2-3 biçim alınırken ilçelerde en fazla 2 kez yapılabiliyor biçimleri yükseklik farkından. Şimdi biçilince tekrar böyle çiçek veriyor. Tabii çıkıyor. Aynen tekrardan bu şekilde çiçek açar. Boyda biraz eksilmeler oluyor gövde kısmında ama yine de aynı çiçeği açıyor. Bu
bundan kaynaklı arıcılar zaten bunun nektarı takip ediyor yani. Bu konuda arıcılarımız çok iyi. Tabi bölgede birçok bitki var. Ama şunu da ben isterim işin doğrusu. Bölgede henüz belki yetiştiriciliği yapılmayan ama arıcılık için önemli bir nektar bal kaynağı var. Atıyorum aspir, karabuğday gibi birçok bitkinin de bölgede yetiştirmesi için bakanlığın önünü açması gerekiyor. Teşviklerin bu teşviklerle bunun açılması lazım, desteklemesi lazım. Sizin bir sohbetinizde bahsettiğiniz mevzu vardı. Bizim kalkınmamışlığımız, geri kalmışlığımız aslında arıcılık anlamında bir avantaj diyordunuz. Evet, yani ben şunu söylemiştim. Bizim bölge olarak, il olarak fakirliğimizin ilk kez belki de işe yarayacağı bir alan. Sektör. Tarım ve hayvancılık yanında arıcılık da artık kendi başına belki 3-5 sene öncesine kadar ek gelir kaynağı olarak yapılan arıcılık bugün hem dünyada hem de ülkemizde de önemli bir tarım alanı, tarım üretim faaliyeti alanına geçmiş durumda. Zirai ilaçlamaların çok yoğun yapılmaması. Şimdi tabii burada sanayi yok. Yani fakirliğimizden kastım artık yanlış politikalar mı diyeyim, farklı bir şeyler mi diyeyim, o kadar şey açmayayım ama sanayi yok. İlaçlamalar bu noktada zaten zirai ilaçlama hemen yok denilecek kadar az bölgemizde. Burada bunun için özellikle organik aracılığın teşviki yapılması için hem ilimiz hem de bölge çok müsait durumda. Muhakkak organik aracılığın başlatılması. Ama önemli bir destekle açılması. Şimdi o zaman balda kıymetli hale dönüşecek. Tabii ki de öyle. Mesela Avrupa'da öyle. Mesela kara kovan balıyla normal standart balın arasındaki fiyat farkını ki zaten siz biliyorsunuz. Organik bal üretimi ise önemli kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının özel denetimleriyle her aşamada üretimden tüketiciye ulaşana kadar her aşaması kontrol ve sertifikasyona tabidir. Analizler dönem dönem yapılır. Herhangi bir kalıntı ve şeye rastlanmaz asla. Tabii biz insan sağlığı diyoruz, çevre doğa sağlığı diyoruz, hayvan sağlığı diyoruz. Madem ki böyleyse bu konuda biz samimiysek, bakanlık olarak ilgili kurumlar biz samimiysek bunu önüne açmamız lazım. Bu şimdi korunga. Bu korunga evet. Başka ne var burada? Tutsi diyorlar. Yani burada mesela Latincesini bilmiyorum ama tutsi denilen bir dikenli bir bitkimiz var. Baldı baba var, gelen var, işte kekik var, nane var diye birçok bitki. Özellikle ben o tutsiyi bir de şey görmek istiyorum. Sütleyen var. Geven. Bölgede üreticiler yani, kuşu derler. Sütleyen. Sütleyen dediğimiz. Siz daha yüksek bir yere mi gideceksiniz? Tabii. Daha da yüksek bir yere. Arkadaş göstereyim. Hadi yüksek daha gidelim. Orada da o bir bitkileri görelim. Değerli ustam, önce seni bir tanıyalım. Kimsin? Hocam ben Abdülmecit Bündar. Fervoy'dan gelmişim. Abdülmecit abicim, sen şimdi buralarda arıcılık yapıyorsun. Evet, doğru. Sorunların da var tabii isteriz sana. İşte sen biliyorsun sorunları. Sorunları tespit etmeye geldik biz, evet. Yerinde. Vallahi bak aralığına kadar geldim. Evet, Allah razı olsun. Bana söyle şimdi, sen de hoş geldin, yetkililer bir duysunlar şu sorunları. Sen de başımızın. Eyvallah abi, çok sağ ol. Vallahi görüyoruz işte, biz Adana'ya gidiyoruz, buradan oraya nakabeye biliyoruz zaten. Sonbaharda 5,5'a götürdük. Gelirken 22,5'a geldik buraya. 22,5'a mal oldu burada. O da işçi parası hariç. Şeker verdi, kek verdi orada, yani 35-40 torba şeker orada harcadı. Şeker gittikten 200 milyon, gelirken 1,250'ye aldı. Bununla hükümetten mi oluyor, ne oluyor Mustafa? Yani fiyatlar çok yüksek, arttı. Evet. Harcılık yapılmayacak evet. Gibi bir hale geldi. Yani bırakması lazım şimdi. Bu şekilde olursa bırakacağız. Bu sektör bakacak yerler. Kimse yapamaz ki bu şekilde. Evet. Şeker nakliye pahalı. Nakliye pahalı. Besleme evet, giderlerimiz evet. Yüksek. Evet, evet. Eleman da bulamıyorsunuz. Eleman da bulamıyoruz. Kimse askeri ücrete çalışamıyor ki. Evet. Bahçede gidersen bir poşet alıyor, 1 milyon tutuyor. Bir sefer giderse askeri ücreti bitti. Nasıl gidecek oraya? Nasıl gelecek burada akşama kadar 150 milyon çalışıyor? Öyle bir şey var mı? Senin oğlun mu? Oğlumdur. Ahmet Dündar. Ahmet arada çalışıyor mu? Çalışıyor. Sen sorabilirsin. Ahmet seviyor musun araları? Peki baban diyor ki ben bu işi bırakacağım, sen devam mı ettireceksin, nasıl ettirecek? Tam bilmiyorum işte. Zor diyorsun sen. Ya öğrenmişti bırakacağız, ne yapacağız şimdi? Arı her şeyi biliyor, ona arı nasıl çıkıyor, nasıl, ne zaman, kaç günde çıkıyor arılar, her şeyi biliyor. Yani arıcılığı öğrendi. Öğrenmiştir ama bırakması lazım. Mecbur yani. Bu hanım kız da seviyor mu arıları? Evet, benim yeğenimdir. Sen de seviyor musun arıları? Evet. Bu buraya gidiyor da
Geliyor mu oralarda çalışmaya? Bir madalya almış, şeye girmiş. Bu ne madalyası? O tek bandı madalyası. Aslında madalyası ikinci, birinci, Van birincisi oldu. O zaman arıcılık madalyası. Ahmet de gidiyor. Van ikincisi oldu. İkincisi sen de Van ikincisi oldun. Evet. Sağlam ellerde duruyoruz evet, o zaman. Evet. Yani koruma görevlerimiz sağlam. Bunlar sorunlarımız odur hoca. İşte bal da gitmiyordur işte. Bu sene, geçen sene 22-25'e sattık. Hala o fiyata yani süzme tenecesi 1 milyara diyorlar. Yani şimdi tene şeker turbası 1 milyar. Bir teneke bal da 1 milyar. Nasıl oluyor? İşte. Teneke olmuş 18 liradan 45 liraya çıkmış. Evet. Bu kutusu 4,5'dan 16,5'a çıktı. Yani bir sorun değil ki. Her şeyin sorunumuz. Ya. Sorun çok çok var yani. Aynı başında dursan evet, ayrı bir dert. Evet. Durmasan ayrı ya, bir dert. Ya orman yere giderse ayı var, şey var. Oraya aşağıya giderken, mahalleye gidersen oraya, komşular var. Komşular sıkıntı çekiyor. Adana soğuk varmış, burada kaçacağı bitmiş. Yani soğuk, yani sorun bitmiyor. İnşallah ben ümitliyim Allah'tan. Bu sene çok bereketli bir sezon olacak. Bütün sıkıntılarımızı gelen ballar karşılayacak. Biz ucuza vereceğiz balı ama gene de para kazanacağız. Ben o kadar ümitliyim. Ucuza verirsek kazanamıyoruz. Yani işte bol bereket olunca olur inşallah. Ama bu balın kilosu 100 milyonda hiç olmuyor. Bu eteğin daha var, para var, şey var. Her şey var yani bu çiçek de burada. Bir de diyor Hanzar balı meşhur. Ya bir buraya bir bakın ki bu balının yiyin bakalım onun ne meşhur o değil mi? Evet çok güzel bir noktaya tabii değindi yani, arkadaşımız. Ya bir buranın balı meşhur işte. Biz balımızı markalaştırmamız gerekiyor. Allah razı olsun. Evet. Markalaştırınca ne olacak? Para aranan evet, bal olunca kıymete binecek. Peşine düşeceğiz. Evet. Arıcıların oluştuğu güzel bir birliğin mensuplarıyla birlikteyiz. İpek Yolu Bal Üreticileri Birliği'nin üyeleriyle birlikteyiz. Ve bu arılığın diğer bir sahibi Nuri kardeşimiz. Çok güzel bir sloganı var. O sloganı şimdi duyduğunuzda siz de şaşıracaksınız. Söylesene. Başkanım, başta siz Erken Arıcılar Birliği Başkanı ile değerli Van Arıcılar Bal Birliği Başkanı hoş geldiniz. Aslında şu an yaptığınız röportaj dünyayı kurtaran bir örgüt mensubuyla şu an röportaj yapıyorsunuz. Biliyorsunuz arı olmasa dünyanın ömrü 7 yılmış. Bu arı bitkilerin dünlenmesinin en iyi, dünyada en iyi rol oynayan güzel bir hayvanlardan canlı biridir. Canlı arı. Yani öyle bir örgütün mensubu ki yani dünyayı kurtaran bir örgütün mensubuyla şu an çalışıyoruz. Röportaj yapıyorsunuz. Ama tabii ki son 1-2 yıldır artık bu örgüt de neredeyse dip buldu. Bayağı sıkıntıları tavan yaptığı bir dönemlerde artık bu röportajları yapıyoruz. Maalesef sıkıntılarımız bayağı yüksek. Şöyle bir örnek verebiliriz. Geçen sene bir kamyon buradan Adana'ya mecbur yani biz göçer arıcılık yapıyoruz normalde hani gezgin arıcılık diyoruz yani eğer biz gezgin arıcılık da yapmasa bu iş de yürümez. Mesela diyelim ki ben 500 kuvanım var burada bıraksam seneye 250 kuvana düşerim. Eğer bu arıyı sıcak bir yere götürsem Adana falan bir uzak bir yere götürsem sıcak bir yerde bu arıyı 850 kuvana çıkarır. Bunu çıkarması için işte bazı bu sıkıntılar oluşmuş, bu mazottur, şekerdir, artık bu hayat pahalılığı bizi bayağı sıkıntıya soktu. Yani geçen sene 4000-5000 lirayla bir tırla Adana'ya giderken bu sene yani buraya bıraktığım işçi parasıyla 25-30 bin lira masrafımız gitti.
artık zaten şekerden bahsedemiyoruz. Şekerin geçen sene bir torbası 170-200 arasıydı. Bu sene çıkmış 1150 lira. Şimdi bu sene geçen sene balın kilosu sattığımız 35-40 lira. Bu sene 250 liraya satmam lazım. 250 lira satması için de yani bir yani kim alacak? Türkiye'nin %40 yani 40 milyon insan askeri ücretle çalışıyor. 4253 liraya kimse bal yemez. Yani bu Türkiye'de neredeyse 40 milyon insan bal yemeyecek. Yani bu balı 40 milyon insan bal yemesi için askeri ücretle 22 bin lira olması gerekiyor ki bu da biz bana şu an yani balın yemesi için 22 milyar para olması lazım. Çünkü açlık sınırı 22 milyara falan çıktı. Ya da bal yediğini zannedecek. Evet. Bal yemeyecek de. Bal yemeyecek. Mısır şurubu falan yiyecek. Bal diye artık mısır, kendi sağlığını da riske sokacak. Aynen. Yani çok önemli noktalara değiniyorsun gerçekten. İnsanın bu bölgede baksanıza şöyle oturuyoruz, çevreye bakıyoruz. Arı olup bal yapası geliyor yani. O kadar güzel yer. Tarım Bakanlığı'na bu balın taban fiyatını belirlenmesi gerekiyor. Evet. Belirlenmezse artık Türkiye'de kim yani 30 milyon insan da bu da ya bal ya yemez. Yani üst kesim yer. Yani bu insan yani bu ülkenin artık bağışık sistemini de hasta edip insanları değil mi? Hastanelere muhakkak bir anlamı yok. Yani, balı yiyor ama halkların ona sıradan balı yiyor. Var. Bolüz dedik ama kekik zaten Hasafa'da var. Kuringan var. Hele bu dikeni var. İde var ya. İde ağaçları. İde ağaçları. Çok mükemmel balı var. Bu mor çiçekler neydi? Biz buna goliz diyoruz. Arı da buna çok hasta sabahları konuyor. Müthiş de bir nektarı var. Sezondan ümitli misin? Bu sezon geçen seneye göre geçen sene zaten kuraklık geçti. Biz arı kurtarma peşindeydik. Bu sene de arı iyi ama paranın bir değeri yok. Yani evet. Paranın hiç değeri yok. Geçen sene 200 lira veriyordu. Yani şu an yani 200 lira veriyorsun. 4 koli yumurta alamıyorsun. Barı nasıl yiyeceksin? Ben kurtuluşu şu şekilde görüyorum. Markalaşma. Yani Van'ın böylesi organik üretilebilecek ballarını marka haline getirdiğinizde, coğrafi işaret aldığınızda, aranılan bal haline dönüştüğünde sizin pazarlama sorununuz kalmayacak. Mesela ben biliyorum Bitlis'in bu tencerelerde satılan karakovan balları var ya. Yani. Evet, hepsi bizimdir. Sizin bölgede mi üretiliyor? Hadi görelim onları Bitlis'i. Şimdi bir gün Urfa'ya gittik, evet. Bir kongreye. Şimdi diyorlar ki orada, baklava bizimdir, Antepliler almıştır namını. Doğru, yani. Doğru demişler. Fıstık bizimdir. Sürt biryani bizimdir, Sirt'indir, Bitlisler alıyordur bizimdir. Evet, ondan sonra. Sonunda pişman oldular. Şey de öyle olmuş, fıstık, evet, fıstık. Sirtliler almış. Evet. Ondan sonra bir şey var, çiğ köfte Adıyamanlılar almış. Aynen öyle. Dedim konuşma zamanı almış. Gelince. Evet. Arkadaşlar sakın ha İsot'u kaptırmayın dedim. Evet. Çünkü İsot da onların ama Maraş'ta kapabilirler. Siz de öyle Bitlislere kaptırmayın o zaman bu karakovanlarını. Ya daha da ona 300 tane olması lazım. Çok çalışmak lazım. Çok. Hadi gidelim şu karakovanları da gösterin bize böyle. Sponsor olmuş. Doğru bir şey mi bu diyor? Şimdi bir başkası da diyor ki toplum bunu öğrensin. Yani şekerin arıcılıkta kullanıldığını öğrensin. Şimdi 10 kilosu 100 liraya olan bal da var. Kilosu 100 liraya olan da var. Kilosu 1000 liraya olan da var. Sorgulasın toplum. Ne yediğini bilsin yani. Yok bildik ya.
Gizlemeyiz, gizlememek lazım. Yoklasa iyi. Mesela işte şurubunu glikozen alıp bal diye tüketen bir sürü insan var. O zaman reçel ise daha iyi. Bir sürü kanserojen maddeler var ama şu şunun için söyledik. Yani insanlar arıcılıkta şekeri yavru büyütmeye geliştirmede kullandığını, çok az arıcının bunu baba şey aldığını karıştırdığını dinlesinde elbette ki bildiğiniz gibi.